Türkiye hapishanelerinde infaz rejiminin temel karakterine dönüşen baskı ve hak ihlallerin her yönüyle mahpusların varoluşuna ağır bir saldırı anlamına geliyor. Sağlık ve yaşamlarını koruyacak önlemleri almak zorunda olan yetkililere yasa ve uluslararası belgelerde açıkça tanımlanan bu görevlerini tekrardan hatırlatmak istiyorum. 577 ve oturmasında halen genç ve kadın kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpus Güneş Tekin'in sağlık durumunu paylaşıyor. Rahim kanseri, kronik aktif gastrit, ileri derecede reflü, tiroid ve polit hastası olan Güneş Tekin 2008'de yaralı olarak yakalanıp tutuklandı. Yapılan ameliyatlar sonrası her iki bacağında ve kolunda doku kaybı ve kalıcı hareket kısıtlılığı oluştu. Akciğerlere saplanan metal parçaları çıkarılamadığı için ciddi akciğer sorunları yaşayan Güneş Tekin'e son olarak rahim kanseri tanısı da kondu ve 2022 yılında yapılan ameliyatta rahmi tamamen alınmış. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle kantinden yeterli besin takviyesi yapamaması ve yaşadığı aşırı stres vücut direncinin hızla düşmesine neden olmuş. Güneş Tekin Güneş Tekin derneğimize gönderdiği mektupta şunları belirtiyor. Artık dünyam çok zayıfladı ve bir taraftan cezaevi koşulları, bir taraftan sürekli ilaç kullanımı bende takat bırakmadı. 16 yıl cezaevinde olmak ve tüm bu yılları hastalıkla geçirmek beni çok yıprattı. Hapishane koşullarında hastalıklarının gerektirdiği tedavi, beslenme ihtiyaçları karşılanmadığı için sağlığı hızla bozulan ve yaşamını tehdit eden noktaya varan Tekin, serbest bırakılarak yeterli tedavi ve bakımının sağlanması gerekiyor. 578. T oturması kapsamında bu haftada hangi hastalar Güneş Tekin ve bütün hastalar sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Yok ya. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Güneş Tekin serbest bırakılsın. Güneş Tekin serbest bırakılsın. Gerçekten.